Hepinize yepyeni çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Yeni bir tatil vlog, yeni bir deniz macerası falan filan diyeceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsanız. Yani aynı o vaziyet olmuş ama öyle değil. Bayağıdır yoğun bir tempomuz olduğu için artık bir yorgunluk atalım dedik. Çiftlere başlıyoruz. İkinci ekim ekeceğiz arkadaşlar. Ayçiçeği ekeceğiz bu tarlaları, sürmüş olduğumuz tarlaları. Yaklaşık bir 55-58 dekar kadar bir ayçiçeğimiz olacak. İkinci ekim ayçiçeği yetişir mi? 85 günlük umarım yetişir. Denememizi yapacağız. Yani 58 dekar da deneme olur mu? Bence olmaması lazım. Bir 10 dekar vali denesek iyiydi ama. Geçen sene mısır ektik oldu. Bu sene ayçiçeği ekeceğiz. Ayçiçeği kırağından da etkilenmiyormuş. Kırağı vurduğu için mesela güzel olmamıştı. Bizim mısırın sılajlı bir 1-2 ton kadar tonaj kaybımız olmuştu. Umarım ayçiçeğinde herhangi bir kaybımız olmaz. Çiftlere yeni başlıyoruz. İlk çift vlogumuzu da çekeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atarsanız çok sevinirim. Şimdi yağlanacak birkaç yerimiz var. Teker olsun. Hemen bunun altında döndürme mekanizması olsun. Sonra şu kaydırmanın bir önemi yok da. Burada aynen. Bir de şurada bir tane olması lazım. İki de burada önemli olan yer var. Bir de bunun döndüğü bir yer olması lazım. O da altta mı acaba? Bir de o var. Tamam. 4-5 tane yer var. Onlar önemli değil. Onlar gerdirme ile alakalı. Kaç kere kullanıyorsun? Onu bir kere ayarlayın. Pompamızı biliyorsunuz. Hala çalışıyor. Gayet güzel. Artık korkmuyorsun. Getir o zaman. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın mı? Temizleyeceksin onu. Bilmiyorum. Sağa sola sürme ama. Getir hadi pompayı. Doldu yeter onu. Ozi ben senin elini yıkayayım da sen bizi videoya çek olur mu? Ya sen batırdın gel bakayım. Gel gel suyla değil gel. O suyla geçmez. Sil bakayım şunu elini. İyi sil ama. Tamam iyice sil bunu. Ama bu televizyon. Televizyondan işin yok. Elini getir bakayım. Başka yok. Bir getir bir getir ben sileyim getir. Diğer elini de getir. Dur. Tak oraya. Soğanın da yeni ilaçlarını attık arkadaşlar. Kimplant VS4. Potas içerikli şu ilacımız. Potas azot. Pix attık dengeleyici. Falan filan. Soğan 15-20 güne yatar inşallah. Tut. Sen yağlayınca ne oluyor? Sen beni çekeceksin ki bu adamlar beni istiyor. Ben tutacağım. Dur. Abi 2 dakika durduruyorum bir dakika. Zor basıldı ya. Oranın ucunu yine sıkak mı? Bura tamam buraya. Şuradan çıkmış zaten. Dur önemliydi. Çıktı. Abi bunun hakkında bir bilgi vermeyeceğim mi? Ne kadar yağ basmalıyız? Anlamında. 3-4 patte. Buralar almaz yani. Şurada oraya, sen şurayı yapsana. Oraya gerek yok. Bir elinden çıkacak illa. Zorla burayı. Abi aha burada var abi. Burayı yağlamışız önce. Burayı önceden yağlanmış. Çıktı. Altından çıktı oraya. Bana mı diyorsun? Evet. Yavaş. Bulabildin. Onun altı. Yok. Bir
burada var. Abi bak burada da var. Burada var. Asıl döndüren mekanizma burası. Burada bir sefer kırılmıştı. Kulluğu döndüren mekanizma. Şimdi siz hazırız arkadaşlar. Yağlamamız tamam. Yan dengeler tamam. Kollar tamam. Mazotumuzu doldurduk. Arkadaşlar süreceğimiz ikinci tarla burası. Yonca diye hazırladığımız. Git de daha hadi. Bu iki valeyi niye almamışlar? Ya ne bileyim niye almamışlar. Şimdi küçük bir hatırlatma. İnşallah tarlalar kurumuştur. Çünkü tarlalar çok tavlıydı. Yağışlar falan bayağı fazla olduğu için. Yani biraz zor olabilir sürümümüz. Ama inşallah güzel bir hazırlık olur. Potinge dikey freziyle hazırlık yapacağız da büyük ihtimal sürdükten sonra. Ama burayı öyle yaparız. Diğer tarafı tesviye çekebiliriz. Tesviye istiyor çünkü tarlalar. Burayı yonca yeri diye hazırlamış olduğumuz tarla. Bayağı da fazla tesviyelemiştik. O yüzden pek bir ihtiyaç yok buraya tesviyeye. Suyu rahat oluyor. 20 dekarlık yer burası. 35-38 dekar da diyelim. 38 yok orası. 35 dekar. Polat iyilik peşinde koşuyordu. Ay yavrum ay. Oku kaldırıyor. Bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor la o? Sana vereyim bugün çiti. Hı-hı. Sen sürmek ister misin? Hı-hı. Sen bu tarlada en son sürdüğün çiti hatırlıyor musun? Hı-hı. Çatalı geri çekmiştin. Evet. Böyle giden şeyi geri çekmiştin sen. Evet. Ben de sana kızmıştım. Sen ne yapmıştın? Ben ağlamıştım. Ağlamıştın değil mi? Tamam. Versene bütün beni. Tamam bugün tarlayı hazırlayalım. Çünkü köşeden başlayacağız. Tarla düzeldikten sonra sana vereyim. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar sürdüğüm en değişik çitlerden birisi olabilir. Çünkü bu... Ya bir dur sen süremezsin bu tarlada yani. Doğru düzgün heviz açamıyorsun. Arkadaşlar ön bıçak batıyor. Kulluk batıyor. Arka bıçak batmıyor. Toprak çok sert. Bir bakmışsınız atlamış gidiyor. Hani zaten 54-50 çamura göre bir traktör değil biliyorsunuz. Hafif bir traktör olduğu için kuru toprakta daha iyi giden bir traktör. Hani çıkardığı yani sıvıya sıvıya çamur çıkarıyor. Bakın mesela şu anda doldu. Kulluğun arası geniş diye yonatması lazım ama. Aynen. Hafif orta kolu çeksek. Hani derinliği şu anda çok iyi. Tabii böyle çekebilse... Hani biçer izine falan geldiği zaman hiç gitmiyor. Bu tarz evisten küçük küçük çıkmalar da olabiliyor. Şöyle şurayı odak yapmak gerekirse. Yani aynı ikinci ekimlerdeki çit videomu izlediyseniz aynı onun gibi ya. Ya da sanki hiç sürülmemiş bir tarla. Aynı 57-13'ün ilk geldiği videoda bir fiil tarlası vardı. Orayı sürüyorlardı. Aynı o tarla gibi olmuşlardı. İkinci evle rahatlardı. İkinci evleye kadar sürüyorum şu an. İkinci evleye geçmek üzereyiz. Hani buralara su taşmıştı falan filan dedim. Devam ediyorum ama inşallah düzelir. 2C ile 7 km hızla gidiyoruz. 7 km hızın da biraz da zaten badanaş falandır yani. 6 km hızla. Dörtlü on dörtlü. Arası geniş. Sap tıkama yapmıyor. Ama traktörü tıkıyor yani. Evlek yerine geldi şimdi. Evlek yeri normal yerden daha yumuşak olur zaten. En azından çamur.
Evet, olması gerektiği gibi oldu arkadaşlar şu anda. Ama hararetimiz çıktı. Hararetimizin çıkma sebebi de ön sajların şu anda pislikle dolup motorun hava alamıyor olması. 5-6 başta bir onu temizliyorum. Giderken sıkıntı var, gelirken sıkıntı yok da. Şöyle derinliğimizi de gösterelim. Derinliğimiz yine sonda. Hani herhangi bir kaldırma falan yapmadık. Kızlığı gitti, su taşan yerden kurtulduk. Güzel de hevesimiz var şu anda. Allah'a şükür zevkli bir çiftten döndü. Ama ben şunun bir temizleyeyim de. Motoru yakmayalım. Bu traktörün hararet yapması gayet normal ya. Gazı kesince uçtu. Daha fazlaydı. Halleci kadar olduk biz de ya. Şöyle bir derinliğimize bakalım. Ayarlara bakalım. İyi, gayet güzel. Kitevliğe geçince toprak kendini bulmuş. Aynen, istediğimiz toprak bu. Bir iki gün müsaade verip bu toprağı karıştırdıktan sonra ekim yapılır. Az bir şey güneş görsün ama alsın. Ondan sonra ekim yapılabilir. Ama o ilk evdeki sıkıntı. Onu nasıl hazırlarız, ne yaparız bilmiyorum. Oy Allah'a şükür. Geçen sene mısır tarlasıydı. Ne sılajını yaptık, danelik mısırdı. Hani ne ızgara vurabildik, ne bir şey yaptık. Direkt sürümünü yaptık. Saçma sapan bir goblenin üzerine. Şu anda izleri tek tük kalmış durumda. Hani fazla bir şey kalmadı. Yakmayın arkadaşlar. Ne anız yakın, ne buğday yakın, ne mısır yakın. Yani bu canlılara kıymayın. Telif yiyeceğiz Allah. Şöyle bir kalkış yapalım. Yarım depoyu da yakmış durumdayız. Doğru düzgün bir video çekelim ya. 2C ile gidek de. Rahatımızı bozmayalım. 6 kilometre hız, 7 kilometre hız zaten ortalama bir sürüm için yeterli bir hız. Biz de o yüzden 6.5'a sabitleyelim. Şöyle aynen. Derinliğimize bakalım. Derinliğimiz bence biraz abartı. Tarlanın tesviyesini bozar. Çok az bir şey dokunacağım. Aynen. Orta kol hafif boşta olacak şekilde devam. Ayağımızda biraz göllenen yer var. Çamur. Oradan mahsul alamadık zaten. Yaklaşık 1-1.5 dekar kadar yer. Orayı sürüm yaparken de biraz zor oluyor ama en azından şu otlu görüntü, pis görüntü gitmiş oluyor. Tarla güzel bir görüntüye kavuşmuş oluyor. Tarla tarla oluyor en azından. Sürülünce zaten tarlanın ne olduğu meydana çıkıyor. Sürülmeden önce tarla pis duruyor. Şu anda çok temiz durulduğu söylenemez ama. Şarkı vereyim mi? Ne yapacaksın dönsek? Ezelden telif yemeyek ya. Ben gideyim de biraz şarkı dinleyeyim. Herhangi bir olay olursa arkadaşlar tekrardan video dönüş yaparım. Arkadaşlar aslında gayet güzel düzen aldı. İlk evliğimde sıkıntı var. Kafalarda tek tük. Biraz ayağımda var. Ayaktaki daha az. Çünkü ayaktaki öyle sıvama bir çamur olmadığı için hani dağıldığı zaman güzel olur. İçi güneş görsün. Güle güle. Fakat şu ilk evliğim bayağı bir dıkız. Bayağı bir çamur. Şimdi çizer vurup çizerle dağıtmak istiyorum kezekleri. Fakat acaba sap çıkar mı diye düşünüyorum. Onu deneyeceğiz. Tarlayı ne ekeceğimizi de bulmuş bulunmaktayız. Ayçiçeği değil, mısır çiçeği.
mısır ekiyoruz arkadaşlar. Ayçiçeğini zaten Çorum'da 350 dekar kadar yeterince ekiyoruz 2. Ekim. Çorum'un verimleri de üst üste 500 kilo verdi arkadaşlar. Buna sağlık, buna şükür. Hatta 500'ü geçti, 550'ye yakın. Adagio gerçekten çok iyi bir çeşit. Gerçekten çok güzel dökümleri var. Orada hiç susuz 500 kilo verdi büyük tarlada. İki su verdiğimiz yer vardı. Orada mesela 950 kilo verdi. Gerçekten çok güzel bir tohum. Herkese tavsiye ederim. Ata tohumculuğun. Hararetimiz de artık düştü. Rüzgar azaldıysa aslında şu ana da yağmurlama çalıştırabilir. Sap tıkama yapmıyor. Yakıt çok düşük. Ben yakıtı daha fazla olur diye düşünüyordum. Şu anda yaklaşık bir 40 litre falan var. Hani 100 litre ile falan girdi. 110 litre ile girdi bu tarlaya. Tarlanın da pek bir şey kalmadı. Öyle kara kara acaba nasıl hazırlarız, ne yaparız diye düşünüyorum. Zaten eker ekmez üzerine su geçeceğim mısırda. Toprak suyuyla birlikte 3 suyu olur. Şimdi vereceğim su zaten onu bir diz boyuna kadar getirir. Sonra bir daha veririm, adam boyu olur. Bir daha veririm, somakta biter. İnşallah iyi somak yaptırırız. Satma sıkıntısı yaşamayız. Çünkü 2. Ekimler satma sıkıntısı yaşatıyor insanı. Tarla da bayağı az kalmış ya. Düşündüğümden az. Şu becirtiyi de bir bulsam var ya. Şu motoru satmadan. Motor gidecek. Ben hele o becirtiyi bulacağım. Alo! Sen değilsin değil mi? Değil. Ayna ya. %90 ayna. Arkadaşlar Ozi gitti sattı bizi, karnım acıktı dedi. Valla bir başımıza kaldık. Polat gitti, Ozi gitti. Ah. İşte insan, insanoğlu, hayat böyle ya. Bir de bakmışsın bir başına kalmışsın. Böyle bacağını uzatmışsın. Çiteni sürüyorsun falan işte. Zor. Çiftçilik zor. İçerin geldiği yere gelince bitiş düşüyor. Genelde pek derin çit süren birisi değilim ama burada da özen gösteriyorum derin sürmeye. Çünkü sıvacılık mısırı gerçekten önemseyerek, değer vererek, hafife almadan ekeceğim. Umarım güzel bir hazırlığın üzerine ekim yapabilirsek. Şakavakiyle ekim mi yapacağım zaten? Alperen abim inşallah boş olurdu o zaman. Topkon, şakalak, ikisi bir arada bu iki tarlamızı ekeriz. Hata istemiyorum. Ekimlerde. Özellikle de bitimde hata istemiyorum. Bu toprak zaten hata yapacak bir toprak değil. Yani bildiğimiz çamur. Hazırlık sonrası ne olur bilmiyorum. Ona göre de suyumuzu sulayacağız. İnşallah iyi olur. Mesela buralar yine su taşmış yerler. Traktörü bayağı bir zorluyor, şöyle göstereyim. Sıra sıra gidiyoruz. Sizin de tavsiye ettiğiniz 2. Ekim tohumlar varsa arkadaşlar, çeşitler varsa bu yorumlarda arkadaşlarla tartışırsanız, danışırsanız sevinirim. Çünkü herkes bu bilgi almak için giriyor bu videolara. Ben de YouTube'dan video izliyorsam eğlence amaçlı değil, bilgi amaçlı izliyorum. Tarım sektörü de genelde eğlence amaçlı değil de bilgi amaçlı izleyenler daha fazla. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Diğer hazırlığında da tarlanın bakalım ne işlem yapıyoruz. Büyük ihtimal çizeri vurduğumu çekmem de dikey freze çekersem bir dahaki videoda görüşmek üzere.